Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino IDE derleyicisinde bulunmayan bir kütüphanenin derleyiciye eklenmesini işleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Arduino'da bazı elemanları ve kodlarını kullanabilmemiz için öncelikle kütüphanesinin Arduino IDE'ye eklenmesi gerekmektedir. Arduino IDE'ye eklemek için de öncelikle biz bu kütüphaneleri internetten arayıp bulmalıyız. İnternette bulduktan sonra bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdikten sonra da bu indirdiğimiz kütüphane dosyasını Arduino IDE derleyicisinin libraries yani kütüphaneler klasörüne yapıştırıp programda kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ben burada 4 tane adımdan bahsettim. Bu 4 adımı bir çırpıda saydım ve kısa sürede tamamladım. Ancak tabii ki bunu yapmak bu kadar kısa sürede olmuyor. Ama size görsellerle anlatacağım. Ondan sonra rahatlıkla herhangi bir kütüphaneyi Arduino 7 de derleyicisine ekleyebilirsiniz. Öncelikle dedik ki kütüphanemizi internette arattırıyoruz. Google'a kütüphanemizin ismini yazıyoruz. Ama yazarken şu şekilde yazarsanız daha iyi sonuçlar elde ederiz. Başına Arduino yazıyoruz. Ortaya kütüphanemizin ismini sonuna library. Ya yani Arduino LCD karaca library. Ben burada işte liquid Crystal display yani LCD bir ekrana İKRC seri haberleşmesiyle e, veri göndermek için bir kütüphane arattırdım. Arduino LCD İKRC Library. Yazıma dikkat ediyoruz. Başına Arduino ortasında kütüphanemizin ismi mesela Keypad. Mesela RFID ortaya. Sonra da Library. Kütüphane demektir İngilizce'de. Bunu yazdıktan sonra aramaya bastığımızda karşımıza birçok sonuç gelecektir. Genellikle biz GitHub Bakın burada github sitesini kullanıyoruz çünkü sürekli güncellenen ve Kararlı bir şekilde kütüphaneleri çalışan sitedir Ya da arduino'nun kendi sitesinden de indirebiliriz İkisi de Uygun Ben şimdi size github'dan nasıl indirileceğini anlatacağım Burada Github kesinlikle çıkacaktır zaten siz bu kütüphaneyi yazdığınızda bu şekilde arattığınızda Github'a tıklıyoruz Tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacak Bu ekranda Gördüğünüz gibi indirmek istediğimiz kütüphanenin ismi burada yazıyor. İçeriği de burada. Normalde şurası bakın şu klon işte HTTPS işte ondan sonra open with github desktop download zip normalde burası açık değil. Burası buradaki yeşil kod tuşuna bastıktan sonra açılıyor. Biz de normalde burası yokken koda basarız ve buradaki pencereyi açarız. Bu pencereyi açtıktan sonra download zip var bakın altta. Buna tıklayarak kütüphanemizi zip şeklinde yani rar şeklinde sıkıştırılmış bir biçimde bilgisayarımıza indiririz. İndirdikten sonra zaten çok küçük boyutludur ve kısa sürede iner. İndirdikten sonra bilgisayarımızda hangi konuma indiyse inen klasörümüzü buluyoruz. Bu rar klasörünü buluyoruz. İşte kimi bilgisayarda karşıdan yüklenenler, indirilenler, işte kimisi masa üstüne atar. Nereye indirdiysek oradan klasörümüzü buluyoruz. İşte şurada ismi olan Arduino Liquid Crystal IKRC Library demişim ben. Bunu buluyoruz. Bulduktan sonra bakın şöyle bir RAR klasörü olduğu için şu şekilde bir görüntüsü olacaktır. Şu köşedeki gibi. Ben bunun üzerine sağ tıkladığım zaman başta buradaki pencerem açılacaktır buradaki pencere. Bu pencerede WinRAR'ı seçeceğim. WinRAR'ı seçtikten sonra bana alt dosyalarım açılacak. Alt pencere. Bu alt pencerede de WinRAR ile aç var. Bunu kullanmıyoruz. Dosyaları çıkart. Burada tanımladığınız tanımlanan dosyaları istediğimiz bir konuma yani çıkartacağımız konuyu kendimiz seçmek istiyorsak dosyaları çıkart yapacağız. İşte masaüstü olur, C'de olur, D olur. İstediğimiz bir yere çıkartmak için dosyaları çıkart kullanıyoruz. Buraya çıkart sekmesi ise buraya çıkartta direkt bu rar klasörü neredeyse hemen yanına çıkartır, olduğu yere çıkartır. Buraya çıkart sekmesi klasöre çıkart. Arduino dediği de bu zaten kendi içinde bir klasör barındıran bir dosya. Bir de klasöre çıkart yaptığımız zaman iki tane klasörü üst üste bindirmiş oluruz. Burada kullanmayacağız bunu. Ama mesela atıyorum bir Word belgesi indiriyorsunuz. Bu Word belgesini 10 tane Word belgesi var sıkıştırmışlar. Açık bir şekilde bir klasör içinde değil. Bu sefer mesela klasöre çıkart yapıp o 10 tane Word belgesini tık diye bir klasörün içine tıkmış oluruz. Orada kullanılır ama burada zaten bizim RAR'ımızın altında da bir alt klasör var. O yüzden tekrar klasörü çıkartmaya gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden buraya çıkart yapacağız burada. Buraya çıkart diye seçtiğimizde hemen yanına bakın normalde bu benim RAR dosyamdı. Buradan sağ tıklayıp WinRAR'dan buraya çıkart dediğimde şöyle bir klasör geliyor. Ben bu klasörü ne yapacağım şimdi? Bu klasörü yani RAR dosyasından çıkan bu klasörü sağ tıklayarak keseriz. Sağ tık yapıp kes yapacağım. Peki nereye yapıştıracağız? Arduino IDE derleyicisinin kütüphanesine yapıştıracağız. Peki hocam kütüphaneye nasıl ulaşacağız? Bunu yapıştıracağımız kütüphane nerede? Bu kütüphaneye farklı şekillerde ulaşılabiliyor. İstersek işte C sürücüsünden program dosyalarından Arduino'dan girebiliriz ya da masa üstündeki Arduino simgesine sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra açılan pencerede dosya konumunu aç dediğimizde zaten bizi C klasörün içinde program dosyalarının içindeki Arduino'ya gönderiyor otomatik olarak. Dosya konumunu açtıktan sonra karşımıza şöyle bir klasör çıkacak. Burada da gözümüze hemen çarptı zaten libraries yani kütüphaneler. Kütüphaneleri tıklıyoruz. Kütüphaneleri tıklayıp açtığımızda karşımıza işte kütüphanenin içindeki dosyalar gelecektir. Biz de tam buraya yapıştırıp Arduino Liquid Crystal IKRC Library Master'ı yerleştirdik yapıştırarak. Ve burada gördük. Şu an kütüphanemize ekleme işlemi tamamlandı. Kütüphaneye ekleme işlemi farklı şekillerde de yapılıyor. Ama ben en çok kullandığım yöntem bu olduğu için size bunu anlattım. Garanti yöntemdir. Bu şekilde her türlü e, kütüphaneyi bulunmayan kütüphaneyi Arduino derleyicisinin içine yerleştirebiliyoruz. Bunu bu şekilde yapıp yapıştırdıktan sonra yani kütüphaneler klasörünün içinde gördükten sonra programa nasıl aktaracağız? Programda bunu nasıl kullanacağız? Hemen onu anlatayım sizlere. Programımızı açtığımızda bakın normalde bu pencereler yok tabi. Sadece program olduğunu düşünün. Programda taslak var. Taslak. Taslağa tıkladığımda bana bir pencere açılacak. Bu pencerede bakın kütüphane hemen zaten kendini belli ediyor yine. Library ekle diyor. Bunu tıkladığımda Hemen ikinci bir pencere açılacak alt pencere burada Bakın şuradan üst taraf Arduino'nun Kendi içinde bulunan kütüphanelerdir Burada okla devam ediyor daha Katkıda bulunuldu kütüphaneler yazan yerde bizim eklediğimiz kütüphanelerdir zaten hemen bakın Eklediğimiz kütüphane buraya gelmiş bulunuyor Bunu da buraya tıklayıp Programımıza yerleştiriyoruz bakın burada hemen Yerleşti İşte bu kadar basit Arduino derleyicisine yeni bir kütüphane ekleme tekrar anlatıyorum bütün işlemleri yaptıktan sonra taslak kütüphane ekle buradan kütüphanemizin ismini bulup normal tıklıyoruz bir kere tıkladığımızda hemen programımıza gelmiş oluyor ya da elle de yazabiliriz include tırnak ya da küçüktür istediğimiz kütüphane ismi nokta h büyüktür şeklinde ya da tırnak kapatarak kütüphanemizi ekliyoruz Size bugün anlatacağım konu bu kadardı. Bununla ilgili internete çok fazla video var zaten. Ben de bir yenisini eklemek istedim. Belki daha kolay bir anlatım yapmak istedim diğerlerinden. Çünkü daha kafa karıştırıcı anlatımlar var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup bize destek olmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz, yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.